Merci Jean-Claude. Sakinleşmek için biraz uzaklaşmaya ihtiyacım vardı. Sen Fırat'ı üstüme saldıktan sonra onu öldürmemek için gitmeliydim. Ben Fırat'ı üstüne falan salmadım. Halimi öyle görünce... Kalem! Kılıçtan keskindir diye niye söylenmiş? Hiç düşündün mü? O kılıçlarla savaşmaya gidecek olan kişilere... emri birileri yazarak veriyor çünkü. Ve aynı birileri uzun yıllar süren o savaşları istedikleri an yine kalemle yazarak bir anlaşmayla bitirebiliyorlardı. Kılıcı yapmak için bilgiye ihtiyaç var. Bunu da unutmamak gerek. Nereye varmaya çalışıyorsun? Fırat aklı yerine kılıcıyla hareket eden biri. Bense her zaman zekamla fark yaratırım. O yüzden o kaybetmeye... sen de benim olmaya mahkumsun. Sakın. Sakın bir daha bana dokunmaya kalkma. Dediklerim anlaşılmadı herhalde. Bana yaptıklarından sonra hastaneye gidip rapor aldım. Eğer bir daha bana dokunacak olursan... hiç korkmadan polise haber veririm. Anlıyorum. Videoyu oynat. Video oynatılıyor. Sana bulaşmayayım diye beni tutan, elime silah almayayım diye uğraşan tek insan. Adamı öldürdün lan. Yapma Fırat. Ben öldürmedim annemi. Şehadet getir. Fırat, ne dediğinden haberim bile yok. Şehadet getir dedim lan. Fırat bak, ben bir aydır yurt dışındaydım. Annenin öldüğünü bile internette okudum. Dondur. Video donuyor. Bu görüntüler dün gece teknemde çekildi. Şimdi sevgilim, restini görüyor ve arttırıyorum. Eğer benimle evlenmezsen bu görüntüleri savcıya vereceğim. Ve eminim ki savcı da Fırat'ı haneye tecavüz ve adam öldürmeye teşebbüsten direkt cezaevine gönderecek. Ben seni sevmiyorum. Neden benimle evlenmek istiyorsun? Benim aşkım. İkimize de yeter. Sana akşama kadar süre. Cevabını bekliyorum.